Sizce Kahramanmaraş'a neden turist gelmiyor? Çünkü Kahramanmaraş yeterince tanıtılmıyor turizm açısından. Kahramanmaraş'a turist gelmeyişinin bize göre en büyük nedeni iyi bir tanıtım yapılmayışı, reklamın yapılmayışı. Sanki turiste ihtiyaç yokmuş gibi, turist gelmese de olur anlayışının turist gelmesini engellediğini düşünüyoruz. Yoksa bu kadar tarihi güzelliği olan, doğal güzelliği olan bir şehre turistin gelmemesi başka bir türlü izah edilemez diye düşünüyoruz. Reklama ihtiyacı var, tanıtıma ihtiyacı var diye düşünüyorum. Kahramanmaraş'a turist gelmemesi aslında az geliyor benim gördüğüm kadarıyla, ama şöyle bir durum da var. Kahramanmaraş bana göre Türkiye'nin en gelişmiş köyüdür. Hani bürokrasi olarak, vekiller olarak, belediye reisleri olarak bugüne kadar hep zayıftırlar. Tanıtamazlar. Sporuna hiç destek veren de yoktur. Ama gel gör ki turist hususunda ben geçenlerde bir şey dikkatimi çekti. Özellikle uçakta bir dergide gördüm. Adana'da Portakal Festivali var. Portakal Festivali'nde Pegasus demiş ki işte Adana'da şuralara gidilir, Antep'te buralara gidilir, Urfa'da buralara gidilir. Adana'ya çevresinde her yer Maraş hariç anlatmış. Bir tek Maraş yok. Maraş'ta dünyaca ünlü dondurma, dünyanın bir numaralı dondurması olmasına rağmen, ne bileyim bir sürü doğa güzellikleri olmasına rağmen, gezilecek görecek çok şey olmasına rağmen gerekli tanıtımlar yapılmıyor. Gerekli destekler verilmiyor. Muhtemelen de bundandır. Yani yoksa onun dışında gelmemesi imkansız. Gelip görülmesini tavsiye ederim yani buradan herkese. Efendim, bence Kahramanmaraş'ın niye turist gelmiyor? Bundan evvelki yerel yönetimlerin gerekli kadar reklam yapılmaması, dışa açılmaması. Kahramanmaraş'ımız doğasıyla, havasıyla, suyuyla çok güzel bir memleket. Ama niye gelmiyor? Son sezonlardan yapılan çalışmalarla bekliyoruz ama inşallah gelirler. Ya zaten bizim Maraş'ımız aslında turistik bölge. Kayak merkezi yapıldı. Daha şimdi yani bu belli yerler açıldı. Zeytin İlicesi, Kaplıcalar, Elbistan içmesi gibi veya Tekir, Yeşilgöz gibi yerlerimiz var. Mesela turistik yer esas. Gezecek yerlerin, o turistik yerlerin hepsi Maraş'ta da bugüne kadar yolunun olmadığından, işte ulaşım zor olduğundan. Mesela bizim bu tarafta bir yer var. Bertis tarafında, mahallede. Vatandaş gitmiş üniversiteden. Adam bayıldım diyor yani. Şimdi bunlar buralara düzenleme yapılsa turist de bayılacak. Çünkü o zamandan kalma yani. Eskiden kalma bir yerler yani. Bunları görmek için de tabii onarım, bakım yapılması lazım turistik yerlerin. Turistik evlerimiz var mesela, bakımsız, onların yapılması lazım. Ki adam merak etsin, gezeyim desin yani. Şimdi bir de Maraş'ımızın yolları da biraz virajlı. Bunların hepsinin şey olması lazım, dizayn edilmesi lazım yani. Tanıtımlar yerinde yapılmıyor. Ondan sonra insanları çekemiyoruz açıkçası. Mesela şehrimizin güzellikleri olan bazı ilçelerimiz var. Afşin, Elbistan, Göksun, Pazarcık. Buralardaki tarihi eserlerin tam tanıtımının yapılması gerekiyor. İnsanlar şehir merkezine geliyorlar turlar olarak. Bu turlar olarak otobüste geldiklerinde mesela bir tanıtım broşürleri dağıtılabilir bu misafirlere. Örneğin köşedeki turizm büromuz var bizim. Orada herhangi bir broşür bulamıyorlar. Bize geliyor bazı misafirler. Tur ajantasıyla gelen misafirler. Bizde de haliyle böyle şehrin bir broşürü bulunmuyor dağıtılmadığından dolayı. Böyle bir şey yapılabilir ya, o gelen turizm firmalarına. İstanbul, Ankara gibi yerlerde belli bir gezi programları yapılabilir. Oralardan insanlar buraya aktarılabilir. Tur ajantalarıyla görüşülüp örneğin bizimle veya başka ajantalarla birleştirilip Maraş'a turlar düzenlenebilir. Farklı illerden insanları çağırabiliriz buralara. İstanbul ve Ankara'da belirli haftalarda Maraş günleri yapılabilir. Zaten bunlar belli dönemlerde yapılıyor ama bunları sık sık arttırıldığı zaman daha bir faydalı olur. Turist açısından çekebiliriz ama turistlerimiz geldiğinde de burada gezilecek yerlere güzel şekilde anlatılması gerekiyor. Onların gittiklerinde daha fazla insanı gönderebilmeleri için. Buraya turist geldiğinde turistlere turist gözüyle bakıyorlar. Ters bakıyorlar. Yani zıt bakıyorlar bazıları. Bunun da halkın bilinçlenmesi gerekiyor. Bu turistin gelip buraya belli bir ekonomi kazandırabilmesi için onlara destek olmamız gerektiğini, onlara iyi yaklaşım gerektiğini halka bilinçlendirmemiz gerekiyor. Örneğin esnaflara. Ya yani onlar geldiğinde para gözüyle bakmamaları lazım. Başka insanların geleceği gözüyle bakmaları gerekiyor. Bundan dolayı gelişmiyor. Bundan dolayı da insanlar gelmiyor. Ya şu an zaten gelişme aşamasında tam.
nasıl diyeyim, ulaşım yönünden olsun, ondan sonra böyle çevre konusundan olsun, sürekli yani böyle insanlarla diyalog kurulduğundan daha iyi, yani daha iyi şey olur. Yani nasıl diyeyim, göz görecek şekilde yatırımla yapılması daha iyi olur yani. Çevre illerden falan güzel şeyler gelse, yani güzel yatırımlar gelse, büyük iş adamlarına falan sorulmasa, bu şekilde hiçbir sıkıntısı kalmaz yani. Şu an zaten Akdeniz'in saklı cenneti diye geçiyor Maraş. Yani çoğu insan da doğu olarak da tanımlıyor. Ama öyle değil. Keşfedilmemiş güzellikleri var ama işte yatırım yapılması lazım. Bunda güzel tanıtımlar olsa, şu an siz de yapıyorsunuz ama daha iyi, daha güzel olsa yani daha çok iyi olur yani bu şekilde. Kahramanmaraş'ın yeterli tanıtımının olduğunu düşünmüyorum. Belediyemize çok fazla iş düşüyor, gerek medyaya. Sizin aracınıza daha iyi bir konuma geleceğini düşünüyorum.